Evet, ne yapıyorsun? Elsa. Evet. Evet, Süheyla Elsa çiziyor. Bakalım çizebilecek mi arkadaşlar? Biz de ona bakalım. Çizersin, çizersin, ben sana inanıyorum. Nereden başlamam gerekiyor? Çok merak ettim şu an. Şuradan başlayayım bence. Başla bakalım. Şöyle devam edeyim. Şuraya bak, böyle oluyor. Evet. Orada kirpikler mi çıkıyor? Yok. Nasıl yok ya kirpikler? Yok 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 şey demedim. Dur. Şöyle küçük hoş mu hoş bir bunu var ama buradan gitmiyor. Böyle gidiyor. Nasıl oldu? Dur bakayım. Heh. Şuradan Arkadaşlar, Süheyla'yı tanıyanlar çizip çizmeyeceğini bilir. Süheyla çizerken ben size şuradan boyaları göstereyim. Şimdi burada birkaç çeşit boya var. Bunlar kalın uçlu boyalar. Uzun süredir kullandığımız halde hala bitmedi. Markası böyle bir şey. Şurada Faber-Castell'in boyaları var. Keçeli kalemleri boyaları. Bunları çok uzun süredir kullanıyoruz. Hemen hemen 2 yıl oldu galiba. Ve hala bitmediler. Gerçekten iyiler. Ve bu şu kalemler var, boyalar. Bunlar en son aldığımız boyalar. En mükemmeli, en güzel renk vereni bunlar. Çoğu kalemi denedik aslında boyayı. En son bunda karar kıldık. Renklerin canlılığı muhteşem ama şöyle bir sorunu var bu kalemlerin, boyaların iğrenç kokuyor. Çok Çok ağır bir ağır bir kokusu kokuyor. var. Kesinlikle kokusundan nefret edersiniz. Ama renkleri inanılmaz canlı ve güzel. Bu arada bunlar bir A4 üzerine boyama yaptığınız zaman arkasına geçebiliyor. O yüzden bu tür kalemlerle boyama yaptığınız zaman boyalarla arkasına yedek bir kağıt koymayı unutmayın. Yoksa masanızda çıkmayacak boya renkleri oluşur. Çünkü biz Evet. bunu denedik ve gördük. Yanlışlıkla oldu canım. Yani bilmediğimiz için, o yüzden ben sizi önceden denemiş biri olarak uyarıyorum. Evet, Elsa'nın bir gözü oluştu galiba arkadaşlar. Biz Bence güzel kalemleri oldu. tanıyana kadar Süheyla Elsa'nın bir gözünü yaptı. Yapmaya çalışıyorum. Dur. Evet. Burada da yağlı boyalarımız var. Burada da yağlı boyalarımız var. Bu arada bunu geçen gün Nurettin'in kırdığı sarı renk. Bu da Pirit'in bir boya şeyi, boyaları. Bu boya kalemi. Kalem tutacağı, yani boyayı tutacak bölmesi. Bu ne için Süheyla? Ne için? Açmak için. Boyayı. Aha. Aa. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu arkadaşlar. Diyeceksiniz ki Ben açmak için neden aldım bilemedin? biliyorum. Çünkü bizim zamanımızda yoktu. Sonradan çıkmış bunlar. Birazcık hani ucu köreliyor ya. Evet. Kenarlarından böyle sivrileşiyor gitgide. Ay. Evet. Yani şöyle yapayım gene. Olacak. Evet. Süheyla'nın üzerinde baskı kurmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Heyecan yapıp da belki çizemez diye. Seni Ne? düşündüğüm için. Nasıl çizemez ya? Çizer.
Seyla yapar. Evet, ben inanıyorum Seyla'nın yapacağına. Kendi kendime teselli verdim. Seni tanıyan arkadaşlar zaten bilir senin çizeceğini. Ama sürekli başında konuşarak seni oyalarsak düzgün çizemeyeceğini düşündüğüm için arkadaşları sıkılmasın diye boyalarımızı tanıtıyorum. Evet. Yanlış çizdim. Elsa'nın minnak burnunu gördük. Birazcık daha şöyle. Evet. Şimdi fark ettim de Süheyla resmi yaparken neredeyse kağıtla yapışıyor şu an. Çok mu yakın yapıyorum? Evet. Ay, alışkanlık. Yanlış çizdim. Evet. O yüzden silgi icat edildi. Ufak tefek yanlışlar silinebilsin diye. Cidden kağıtla böyle yapışıyorum galiba. Az Evet. kaldı burnum değecek çünkü kağıda. Kesinlikle haklısın. Gözünü beğenmedi ve sildi. Evet. Ben çok silgi kullanan biriyim. Nedenini anlamış olmalısınız. Silgiler kullanılmak içindir. Ne? Evet. Aa, nereden bildin canım? Dur. Arkadaşlar, Elsa'nın yüz hatları oluştu. Ne yapıyoruz o zaman? Süheyla'yı rahat bırakıyoruz ve bittiği zaman tekrar geliyoruz. Tamam. Işınla beni. Tamam. Hadi ışınlıyorum. 5 dakika sonra. Arkadaşlar Söyla resmini bitirdi ama yeniden çizmek zorunda kaldı. Paşanın ufak bir yaramazlığı oldu. Havadan nokta atışı yaptı. Evet, resimde orada gördüğünüz gibi. O yüzden Söyla büyük bir çıldırma yaşadı. Çıldırma sonrasında yeniden çizdi. Ama Görebilir daha miyiz? düzgün oldu. Demek ki paşa beğenmemiş diğerini. Bence mükemmel olmuş. Arkadaşlar kesinlikle mükemmel. Hala paşa Siz ne sinirli. dersiniz? Paşayı kapattık bu arada sinirlendiği için Süheyla Uyuyor. orada. Çok güzel olmuş ama. Şimdi. Boyayacak mısın? Evet. Ha, boya bakalım o Sütçe zaman. saçlarını sarıya boyamayı sarı sarı saçları. Çok güzel olacak ama. Boyanın ucu kuruduğu için. Diğer sarıları Şey oluyor ya şimdi hani kullanabilirsin. kenarlı sürekli ucunu kullanınca bir de ucu küçük ya. Hı. O yüzden bütün sarıları böyle yan çevirip kullanmak zorunda kalıyorum. Şöyle. Hı. Bak böyle daha çok veriyor şey boyayı. Aynen. Bunlar keçeli kalem olduğu için uzun süre boyadığın zaman uçları kuruyor. Bir süre sonra tekrar normale dönüyor. Hadi o zaman boya bakalım. Işınla beni. Evet. Söyla da Bitti. bitmiş. Evet. Göster Hayır. bakalım. Ne? Dur. Saç lastikleri. Önemli. Çok önemli. Değil ama önemli. Morumuz bitmiş. Bitmiş mi? Olabilir. Şaşırdım. Kremle hiçbir Göster ifade bize. hiç. Hadi Elsa'yı göster bize. Bir dakika hemen. Söyle. Ne? Bence birebir çizmişsin. Birebir Paşa boyamışsın sağ diyeceğim ama olsun. biraz renk Evet, farklılıkları var. elbisesinde Süper özellikle. olmuş. Ten rengi boyamız düzgün durmayacağı için boyamadık tinlini. Beyaz bıraktık. Bence süper olmuş. Arkadaşlar kesinlikle süper. Paşa sağ olsun. Paşa birinci resmi berbat etti ama ikinci resim harika oldu bence. Kesinlikle Evet. harika oldu. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Bunu portre böyle imzalayıp asacağım. Tamam, imza. Buzdolabına. Olur. Başka?
Buzdolabına resim asma yaşını geçmedin mi? Hayır. Tebrikler. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık.